B1, B2 özel İngilizce kursumuzda Simple Present Tense'de 5. parttayız arkadaşlar. Artık cümle kurma eğitimlerine, egzersizlerine geçiyoruz. Bu 5. partta toplamda 25 adet cümleyi B seviyesinde birlikte çevirelim. Hadi bakalım. İlk cümlemize başlamadan önce sevgili arkadaşlar birkaç hatırlatma yapmak istiyorum zaten burada sizlere. Şimdi biraz da olayı kavramanız açısından zaten B1 B2 kursudur bu. Yani bu demek oluyor ki ne çok iyiyiz ne de çok kötüyüz. Orta seviyedeyiz ve bu kursa gelmenizdeki tabii ki en önemli amaç orta seviyenizi çok iyi yerlere getirip artık yüksek seviyelere ulaşabilmek. Orta seviyeyi mükemmel yapmak için de zaten gramatik özelliklerle birlikte kendi başımıza cümleler kurmamız gerekmektedir. Şimdi sistem şöyle olacak arkadaşlar. Yukarıda Türkçesi ve aşağıda İngilizcesi var. İngilizce tarafına biz artık burada kendimiz çevirip yukarıdan bakıp burada yazacağız. Ve tabi sizlere burada adım adım aşama aşama anlatacağım hepsinin. Bütün gramatik özellikleri arkadaşlar anlatacağım. Karşımıza ne gelirse zaten simple present tense temelinde olacaktır. Toplamda 25 adet cümleyi. Ve aynı zamanda çok dikkat edin. Ben burada İngilizce'ye çevirdikçe arkadaşlar. Ben burada yazdıkça sizler de benim yazdığım kelimeleri. Benim yazdığım işte yapıları, zarfları, şunları, bunları, özel yapıları mutlaka tek tek kaleme alın arkadaşlar. Bu demek oluyor ki. Arşiv yapacağız. Arşivle birlikte unuttuysak tekrar bakacağız çünkü kayıtlı orada. Bakın söz uçar yazı kalır. Yazı daima kalsın. Unutmayın arkadaşlar kullandığımız kelimeleri şunu bunu mutlaka not ediyoruz. Bunları hatırlattım. Şimdi süratle cümlelerimizi çevirelim. İnsanlar bazen yaptıkları hataları ikinci kez yapmaktan zevk alıyor. Öncelikle acele etmiyoruz. Türkçe cümlenin sonuna bakıyoruz. Zevk alıyor. Şimdi fiilimiz enjoy fiilidir. Zevk alma, hoşuna gitmek anlamındadır arkadaşlar. Şimdi soruyorum sizlere. Kim zevk alıyor? insanlar? O zaman özne insanlar hemen bakın vakit kaybetmeden yazmaya başlıyorum. Fiilimiz ne? Enjoy fiili. People enjoy. Geldi. Tamam. Yalın geldi. Çünkü özne çoğul. Ve bazen var sıklık zarfı. Sometimes'ı occasionally bunları biliyoruz zaten. Sometimes genellikle şurada yazılıyor. Ama ben prosedüre e uyacağım. Sometimes bu sefer de burada yazacağım. People sometimes enjoy şeklinde yazdım arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Yani insanlar bazen zevk alıyor dediğim şimdi soruyorum. Nesne aramam lazım. Neyi, kimi, ne ve benzeri sorular nesneyi bulur. İnsanlar neyden zevk alıyor? Yapmaktan zevk alıyor. Bakın, yapmaktan zevk alıyor. Yani bundan sonra yapmak gelecek. Yapmak Değil mi arkadaşlar? Yapmak gelecek. Yapmaktan zevk alıyor. Peki yapmak fiil değil mi yapmak? Fiil, make fiili. Şöyle make'i de yazdım. Ne yapmak ama hata yapmak. Hataları yapmaktan zevk alıyor. Make the mistakes. Çünkü hatalar diyor. Evet. Kalıbımız bu arkadaşlar. Şimdi şu isimleşmesi gerekiyor. Çünkü burada herhangi bir ek yok. İki fiil yan yana gelemez. Ya to ile birlikte birleşir burada ya da Make fiiline ayıncı takısı eklersin. Gerund fiil tip konusuna hemen gittim. Enjoy genellikle kendinden sonra ayıncılı fiil alır. Making olur arkadaşlar. Unutmayın. Bakın enjoy, love, like, hate bunlar genel atıfta bu, bulunduğu için kendilerinden sonra fiil alacaksa isimleştirmek için gerund ifade yani fiilin ayıncılı halini getirirsin. Bunları hepsini not alın arkadaşlar. Bakın B seviyesindeyiz. İyi başlarsak çok da iyi devam ederiz. Evet, hataları yapmaktan zevk alıyorlar. Şimdi soruyorum bakın, devam ediyorum. İkinci kez yapmaktan diyor. Bu zarf zaten şöyle ikinci kez. Bu cümlenin sona gelecek zaten zarf konumunda. Yaptıkları hatalar ama Şurada bir duralım bakalım. Şunu bir kırmızıya boyayalım. Yaptıkları hataları. Hataları yazdık zaten. Mistakes diye. E burada bir fiil daha var yapmak anlamında. Yine M2 kullanacağım. Ama burada farklı bir ifade var. Ejective clause var. Neden ejective clause? Bakın bu tamlama oluşturmuş. Gördünüz mü? Ejective clause zaten sıfat tamlaması. Sıfat cümleci. Fiil ve isim yanlarına gelir. Sıfat cümleci oluşur arkadaşlar. Bu fiil destekler bu da desteklenir, nitelenir isimdir. Ve bunu yazmak için de tam tersini yazmak zorundasınız. İngilizceye burada isimle birlikte nitelenen, isimle birlikte Ejective clause'a başlarsınız. Aslında bütün konuyu özetlemiş oldum Ejective clause'a. Neyse şimdilik tabii ki üzerinden geçeceğim arkadaşlar. Ve daha sonra konumuza geldikçe zaten net bir şekilde oradan göreceksiniz. Bir sürü örnek yapacağız onunla birlikte. Listex dedim. Zaten burada insan dışı varlık olduğu için det ya da witch kullanım. Hiçbir şey kullanmasanız da yeridir. Kullanmaya da bilirsiniz. Çünkü virgül ve benzeri yok. O zaman onlar yapar diyeceğim. They make dedim. Bakın the mistakes they make. İşte yukarıdaki kırmızıya boyadığımız olay bu. Yaptıkları hatalar demek istediği. Gördünüz mü? Nitelenin simik olarak yazıldı. Bu da ejective Clause'un bir göstergesi. Şu kaldı. ikinci kez kaldı. Bakın bu bir zarftır arkadaşlar. ikinci kez demek. Fark etmez. Onuncu kez de diyebilirsiniz. Beşinci kez de diyebilirsiniz. Bu kez ifadesi time'la verilir. Hemen bunları not alıyorsunuz. Kullandığım her kelimeyi not alın. Kez demek time demektir. Ama ikinci kez, ikinci demek second demektir. Second time. Şimdi bunu zarflaştırmak için de bunun yanına şöyle e eklerseniz A second time bunu bir öbek haline getirirsiniz ve tam bir zarfa dönüştürürsünüz. Noktayı da şöyle güzelce koydum arkadaşlar. Cümleden noktalanmış oldu. Evet kullandığım her kelimeyi mutlaka not alıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü burada B seviyesindeyiz. Cümlelerimiz orta seviyede biraz zor. Mutlaka o kelimeleri hatırlamamız gerekmektedir. 2'ye gittim bile. Bir dizi sınırlayıcı faktör Dayanıklı malların üretiminde önemli bir rol oynar. Bakın ne kadar sade ve B seviyesinde bir cümle değil mi? Şimdi önemli bir rol oynar. Rol oynamak anlamında zaten biliyoruz. Play a role şeklinde genel kalıplarda söyleyebiliriz bunu. Ne ama? Bir dizi sınırlayıcı faktör özne konumundadır. Hemen bunu yazın. Hemen bunu yazın. Bir dizi anlamında ben genellikle en number of yapısını kullanırım. A number of bir dizi anlamında kullanılmaktadır. Of'tan sonra da neyin dizisi olduğunu yazarsınız. Sınırlayıcı faktör arkadaşlar. A number of sınırlayıcı anlamında bakın sınırlamak demek limit demektir. Zaten bunu biliyoruz. Sınırlayıcı anlamını katmak için bunu sıfatlaştırmak için ayıncı taksi ekleyin limiting şeklinde sınırlayıcı, sınırlayan anlamında kullanmış olduk. Factors, factors, limiting factors, sınırlayıcı faktör dedim arkadaşlar çoğul yapmamdaki neden zaten. Şurada bir diziliyor çoğul işte. Faktörler dedim zaten. Burada oluştu özne konuduk ifade. Geldim yükleme. Önemli bir rol oynar. Oynamak fiili zaten play. Birlikte şurada kullandım. Play dedim. Önemli bir rol. İlk olarak miktarı yazın arkadaşlar. Bir. Şu sıfat tamlaması kırmızı yapıyordum. Tamlama oluşturmuş. İlk olarak miktar E yazdım. E mi yazayım? N mi yazayım? N yazayım değil mi? Important'ı kullanacağım. Important. An important role. Evet. Play an important role. Çok güzel bir kalıptır. Hemen notlarınızı aldınız. Bunu unutmuyoruz. Zamanı geldiğinde tekrar karşımıza çıkabilir. Şu kaldı. Dayanıklı malların üretiminde. D'de anlamında bu tür ifadelerde genellikle in'e başvurun arkadaşlar. Zaten içinde anlamını katıyor ya. In. Dayanıklı malların üretimi diyeceğiz. Şurada ifadesi var? İyilik ifadesi. Bunu A1A2 kursumuzda göstermiştim zaten. Belki hatırlarsınız alan arkadaşlarımız. Off'la birlikte verelim bunu. Off'la yazacaksanız ilk olarak burada off'tan öncekini yazarsınız arkadaşlar. Yani ilk olarak üretiminde dersiniz. Şöyle in the üretim demek production zaten. Production. Product zaten ürün demektir. Produce üretmek demektir. Production üretim demektir. Of'u koydum hemen bundan sonra dayanıklı mallar demeniz gerekiyor. Dayanıklı anlamında strong kullanırsınız. Durable'ı kullanırsınız. Genellikle dayanıklı işte mallarla alakalı işte mobilya şu bu. Bundan alakalı durable daha çok kullanılıyor. Bunu da tavsiye ederim. Goods. Durable goods. Öğrendiğimiz her kelimeyi not ediyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Senin aşırı davranışların bazen eğlenceli olmaktan çok şok edici etki bırakıyor. Bazen dediği için zaten simple present hemen başvuralım burada. Şok edici etki bırakıyor. Ne kadar güzel ve sade cümleler değil mi arkadaşlar? Gerçekten bu kurs sizleri üst seviyelere çıkaracaktır. Ben buna son, sonsuza kadar inanıyorum. Çok eminim kendimden. Cümle kurarak da artık sizin seviyenizi elimden geldiğince yukarılara taşımak istiyorum. Şimdi Türkçe cümlenin sonuna baktım. Şok edici etki bırakıyor. Ne? Senin aşırı davranışların bu. Bu özne konumdaki ifade. Hemen bunu yazalım. Senin anlamında yorabiliyoruz zaten. Possessive ejectividir. Aşırı anlamında excessive. Genellikle kullanılmaktadır tabii ki. Excessive şöyle e ile yazacağım. Excessive aşırı anlamında, yoğun anlamında kullanılmaktadır. Ve davranışlar behavior. Behavior davranış demektir. Bundan sonra hemen yükleme gidelim. Bırakıyor diyoruz arkadaşlar. Leave mi kullanalım, make mi kullanalım? Sanki yapmak anlamında daha çok kullanıyor değil mi? Şok edici bir etki yapmak anlamında. Yani evet ben olsa make'i kullanırdım. Make'i kullandım ve makes dedim. Şurada zaten behaviors demedim arkadaşlar. Davranışlar genellikle işte uncountable şeklinde sayılamayan ifade gibi durur. Yani burada mesela information buna güzel bir örnektir. Behavior da öyle davranışlar dersek bile behavior şeklinde tekil olarak yazarsınız burada. Tabii çoğunlukla burada uncountable yani sayılmayan bir şekilde yazılır. Tabii sayılabil sayılabilen durumlara da kullanımları da vardır ama ona da çok fazla ihtiyaç duymuyoruz şu anlık için en azından. Ne istedim? Şok etici etki arkadaşlar. Şurada da karşılaştırma yapacağız zaten. Çok dediği o. Şok edici etki. Shocking. Shocking effect dersem herhalde olur. shocking effect yani şok edici etki anlamında. Şimdi burada eksik bir şey var. Çünkü burada karşılaştırma yapıyor. Gördüğünüz gibi şunu diyor. Eğlenceli olmaktan çok şok edici etki gibi. Bakın karşılaştırıyor. Yani şununla şunu bir karşılaştırma yapıyor yani. Comparative yapıyor. Ne diyoruz buna? Comparative sentences. Karşılaştırmalı cümleler şeklinde kullanıyor. O yüzden şurada da zaten çok anlamını katmak için more'u kullanıyoruz. Zaten comparative'lerde bunu biliyoruz arkadaşlar. More shocking effect. Yani daha çok yani daha şok etici etki dedim burada. Şimdi karşılaştırma yapmak için den ifadesini yapıyorum. Den'den sonra şöyle eğlenceli olmak diyeceğim. Bunu yapacağım arkadaşlar. Evet, en sonunda zaten sometimes'ı koyacağız. İster sometimes'ı zaten buraya yazarız. istersek de sometimes'ı şurada kullanabiliriz. Denden sonra şöyle. Eğlenceli olmak. Olmak anlamında fiilimiz be fiili. E, denden sonra to infinitive gelmeyeceğine göre canın ifade getiriyoruz arkadaşlar. Being fun. Being fun. Eğlenceli olmaktan çok. Şeklinde karşılaştırmalı ifadeyi yaptım. Şurada sometimes'ı kullanalım. Şöyle sometimes evet make istedim. Cümleyi noktalamış oldum. Sevgili arkadaşlar burada da kelimelerimizi mutlaka hatırımızda tutalım. Arşivimize küçük kitapçığımızı ekleyelim. Comparative zaten sentences'ı yaptık burada ve devam ediyoruz. Güzel bir cümleydi. Testinizdeki hatalarınızı çoğu zaman gözden kaçırıyorsunuz. Ve galiba bu testte de aynı hataları görebilirim. İki tane cümle var sevgili arkadaşlar. Şurada bir tanesi ve bunu V ile bağlamış. Fend boyslardan bir tane bağlaç entle ile birlikte bağlamış bunu. Öncelikle şu. Testinizdeki hatalarınızı çoğu zaman gözden kaçırıyorsunuz. Gözden kaçırmak anlamında çok güzel bir fiil sizlere hatırlatayım. Overlook fiili. Overlook fiili gözden kaçırmak görememek anlamında kullanılır. Dikkatinden kaçmak gibi de diyebilirsiniz. Kaçırıyorsunuz neyi? Testinizdeki hataları ve tabii ki özne konumundaki ifade siz kaçırıyorsunuz. Siz you ile birlikte başlıyoruz arkadaşlar. Evet çoğu zaman diyor zaten burada bir sıklık zarfı. Often'ı kullanalım mı? Çoğu zaman sık sık genellikle anlamında kullandım. Overlook dediğim overlook. Yeni bir fiil öğrendiniz bu arada. Neyi gözden kaçırıyorsunuz? Testinizdeki hatalarınızı. Sizin testinizdeki hatalarınızı. O zaman şöyle diyelim sizin hatalarınız your errors şöyle errors ya da mistakes de diyebilirsiniz. Şöyle testinizdeki ama burada da in your test şeklinde diyebiliriz. In test şeklinde de diyebiliriz. Farklı kullanımları zaten bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Siz nasıl tercih ediyorsunuz öyle yazabilirsiniz. Kesinlikle yanlış değildir. Evet cümleye burada noktaladım. Virgülü koydum. İngilizce'de entten önce virgül kullanılır tabi bu şekilde bağlaçta kullanacaksanız bağlaç olarak endi koydum. Galiba diyor, galiba anlamında şunu diyor, muhtemelen anlamında zarf kullanıyor. Probably kullanabiliriz arkadaşlar. Bu testte de aynı hataları görebilirim. Ebilmek, kabilmek anlamında burada ihtimal dahilinde söylediği için bir modül olarak burada can modülünü kullanabilirim. I can, ebilirim, see, I can see. Probably'yi burada koyabiliriz hemen. Zaten auxiliary verb şeklinde kendi de zaten kullanıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Yardımcı fiil gibi hani. Probably burada kullanırsam çok da iyi olur. I can probably see. Galiba görebilirim dedim. Neyi? Neyi? Aynı hataları. Aynı hatalar. The same. Same aynı demektir errors. Error'dan gittik madem öyle diyelim. The same errors aynı hataları görebilirim. Bu testte in this test. Bu testte. Tamam. Ne kaldı? D daha kaldı şurada fark ettim. Burada probably'den dolayı ben burada also'yu kullanmadım yoksa I can also şeklinde yazacaktım arkadaşlar. Also'yu karıştırmayalım. Başka bir anlam daha var D'da anlamda to, değil mi? Noktaya koydum. To da yine olsa gibi zarf olarak de anlamında kullanılmaktadır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Büyük büyük annelerini ayda bir kez ziyaret ederler. Biraz A2B bir karışımı bir cümle olmuş. Onlar ziyaret ederler. D ile birlikte başladım. Day visit dedim. Onlar ziyaret ederler. Şimdi soruyorum. Kimi? Büyük büyük annelerini. Ama onların değil mi? Dear ifadesini possessive adjective'i unutmuyoruz. Büyük büyük anneler. Büyük anneyi biliyoruz da büyük büyük anne ne oluyor arkadaşlar? Şimdi grandmother'ı zaten biliyoruz. Grandmother büyük anne demektir. Daha büyük anne demek için de great grandmother şeklinde bunu birleştirirsem büyük büyük anne ifadesini koymuş olabilirim arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şu kaldı ayda bir kez ifadesi kaldı Şöyle ayda bir kez yılda bir kez günde bir kez anlamını katmak için Şunu kullanın once'ı kullanın Once yapısı çok güzel bir yapıdır Bu şekilde bir zarf tercih edebilirsiniz Ayda bir diyor zaten once a month Month Şu şekilde Cümleyi yapmış oldum arkadaşlar They visit their great grandmother Once a month, büyük büyük annelerini ayda bir kez ziyaret ederler dediğim. Devam ediyoruz. Mantar hastalıklarından kaçınmak için bitkisel ürünlerden periyodik olarak yararlanırlar. Tamam, içinde bilmediğimiz kelimeler olabilir. O hiç sorun değil. Önemli olan cümlenin temelini, yapısını kurabilmektir arkadaşlar. Tabii buna alışkanlık kazanmamız gerekmektedir. Bu da zamanlı olacaktır. Yaralanırlar kim? Onlar yaralanırlar. Evet D ile birlikte başladım. Yaralanmak anlamında ister yuzu kullanın, ister benefit'i kullanın. Bu sefer ben yuzu kullanacağım. Genellikle benefit'i kullanırım ama değişiklik olsun. Kullanmak anlamında, yaralanmak anlamında yuz kullanır. They use. Neyi kullanırlar arkadaşlar? Bitkisel ürünlerden yaralanırlar. Bitkisel ürünler. They use herbal. Herbal. Herbal diye yazılıyor ama herbal diye okunuyor. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bitkisel demektir. Ürünler products. Products. Evet. Herbal products. Bitkisel ürünlerden yararlanırlar. Zarf var burada. Periyodik olarak. Tabii ki tarz zarfa dönüyor. L'yeli bitmesi gerekiyor şurada. Periodically. Bakın. Periodically. L'yeli bittiği için tarz zarfa dönmüştük. Şöyle periodically. İnşallah doğru yazdım. Şöyle kontrol edelim. Evet. Tabi zor bir kelime olabilir. Periodically şeklinde kullandım Periyodik olarak yani. Peki şu kaldı arkadaşlar. Mantar sarıklarından kaçınmak için ne var burada? Bir amaç var değil mi? Amaç. Amaç bağlaşlarına ileride geleceğiz. Mak için, mek için. Burada. Peki kendinden sonra ne alıyor? Cümle mi alıyor yoksa sadece yalın fiil mi alıyor? Yalın fiil alıyor değil mi? Cümleyle alakası yok şu ifadenin. O zaman kullanacağınız şuradan üzerinden tekrardan geçelim. Kullanacağınız yapılar şunlar. To in order to şöyle in order to so as to Evet. Bunları adınız gibi bilmeniz gerekmektedir. Birbirlerinin yerine kullanılabilirler arkadaşlar. Buradan belirtelim. Zaten bu yapılara geldiğimiz zaman da bunlarla alakalı işte 50 tane mi 100 tane mi yine bu şekilde B seviye cümle kuracağız. İlk başta olduğu için to'yu kullandım ben. Kaçınmak. Bir şeyden kaçınmak. Avoid'i kullanırım ben. Genellikle avoid tercih edilir. Tam B seviye bir kelimedir. Kaçınmak. Bir şeyden kaçınmak anlamında. Avoid. Mantar hastalıkları. Mantar. Fungal. Fungal. Mantar tabi bu fungal, mushroom şeklinde değil arkadaşlar. Hastalık olaraktan bahsediyorum ben burada. Tıbbi bir terim olarak düşünebilirsin fungal'ı. Bu da aklınıza bulunsun. Tabi nerede kullanırsını bilmiyorum ama yine de arşivinizde bulunsun. Hastalıklar bunu kullanıyoruz ama. Diseases. Değil mi? Diseases. Hastalıklar anlamında bu şekilde kullanmış olduk. To avoid fungal diseases yani mantar hastalıklarından kaçmak, kaçınmak için, kaçınmak amacıyla dedim cümleyi noktaladım. Evet, söylendiği gibi bakın bunlar günlük hayatta çıkar. Kılıçla yaşayanlar kılıçla telef olur. Biraz atasözü sözü gibi olmuş. Şu özellikle günlük hayatta kullanılır. Söylendiği gibi Şöyle gibi anlamında ez'i kullanırım. Tabii ez'in çok fazla anlamı var arkadaşlar. Ez'e de tabii özel bir sayfa açacağız. Çok fazla anlamı var. Söylendiği gibi dı gibi anlamında tabii ki bu ez'i katıyoruz arkadaşlar. Söylendiği, söyleyen kim var? Söyleyen kimse yok. Özne it olarak verdim. Burada passive voice uygulamamız gerekiyor. Simple present tense'in it is sad. As it is sad. Söylendiği gibi şeklinde kullandım. Burada passive voice kullandım ve as'i kullandım. Şu küçük cümle bile bize çok şey ifade ediyor. Çok şey anlatıyor. Gramatik olaraktan bahsediyorum. Zamanı geldiğinde her şeyi hepsini öğreneceksiniz. Hiç merak etmeyin. Kılıçla yaşayanlar kılıçla telef olur. Ejective clause var şurada arkadaşlar. Şurada. Yaşayanlar şurada. Bir yerde sezdim ama neredeydi? Çünkü burada yaşayan insanlar demiyor. Şöyle people demiyor. Değil mi? İnsanlar demiyor. Orada atıfta bulunuyor arkadaşlar. Tabi bu şekilde de kullanabilir. People'ı da insanları da gösterebilir. Yaşayan insanlar gibi göstermeyebilir. İşte göstermediği durumlarda nasıl hareket etmeniz gerekmektedir. Değil mi? Normalde burada people yazmam gerekiyor. Ama people yok. Bunu doğuzda birlikte verirsek onun yerini tutar arkadaşlar. People demiyoruz ama doğuzla birlikte bunu veriyoruz. İnsan olduğu için huyu koydun Neden? An ekini vermek için Ejective clause. Niteleyen isim bu. Şimdi niteleyen fiili yazalım. Yaşamak. live. Evet. Those who live. Yaşayanlar dedim. Bakın şu ana kadar. Kılıçla yaşayanlar ama ile anlamında with'i koydum hemen. Kılıç ile diyor. With sword. Sword da kılıç demektir. Belki Game of Thrones'u izleyenler vardır. Oradan aklınıza gelebilir. Özne konumdaki ifade bu oldu kılıçla telef olur. Şimdi telef olmak anlamında ölmekten daha farklı bir burada hani kill deriz ya ya da die, kill, öldürmek, die, ölmek anlamında. Die fiilinden biraz daha farklı, biraz daha yoğunu, biraz daha kabası, argo ifade gibi telef olmak anlamında kullan perish. Perish. Ölmek, bitmek, telef olmak anlamında kullanılmaktadır arkadaşlar. Perish telef olur, kılıçla burada. İsterseniz tarafından ifadesini verin. isterseniz with ifadesini verin ya da işte with ya da by ile birlikte bunu verebilirsiniz. By the sword. Biraz burada tarafından anlamını kattığı için arkadaşlar ben burada by'ı kullandım. Evet şöyle yani kılıç tarafından telef olur şeklinde kullandık ya. Öyle bir kullanım. Tabii with de kullanılabilir burada. Devam ediyorum. Dövme deriyi delip mürekkeple doldurarak kalıcı tasarımları vücuda koymayı içerir. Karışık mı geldi? Aslında çok kolay. Çok kolay cümleler. Bakın şimdi. İçerir. İçermek anlamında şunu kullanalım. Involve fiilini kullanalım. İşte comprise, involve bunlar kullanılabilir. İçermek, kapsamak anlamında dövme. Dövme anlamında şöyle tattoo'yu kullanalım. Zaten bunu biliyoruz. Tattoo şu şekilde İsterseniz böyle yazın. isterseniz bunu işte fiilden isim haline getirin. Tattooing şeklinde dövme yapmak anlamında size kalmış bir şey arkadaşlar. Tattoo'yu burada dövme olarak kullandım. İçerme kanalında fiilimiz involve. Involve ne oldu? Involves oluyor. Tekil olduğu için içerir dedim. Dövme içerir. Neyi içerir arkadaşlar? Neyi içerir? Kalıcı tasarımları vücuda koymayı. Şunu gördüm. Kalıcı tasarımları vücuda koymayı. Nesne konumdaki ifade buymuş. Tabii ilk olarak fiilden yazmaya başlayacaksın. Sondan çevireceksin çünkü. Koymak. Vücuda koyma. Yani vücudun neyine koymayı? İçine koymayı ya da hayır üzerine koymayı değil mi? Yani koymak anlamında fiilimiz put. Ama involve fiili ardından fiil alacaksa ne oluyor? Gerant ifadeli unutmayın arkadaşlar. Bu da pudding oluyor. Involves pudding. Mayı içerir. Koymayı içerir dedim neyi? Kalıcı tasarımları koymayı içerir. Kalıcı tasarımlar. Kalıcı anlamda permanent. Permanent'ı kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Evet. Permanent. Kalıcı tasarımlar. Designs. Designs. Kalıcı tasarımları koymayı içerir. Güzel gidiyoruz şu ana kadar. Ama vücuda. Yani vücudun üzerine aslında değil mi? Yüzeyine demek istiyor. Yüzeyinde anlamında zaten onu biz biliyoruz. On the body. Vücudun üzerine. Vücudun yüzeyine anlamında koyduğum. Şu kaldı. Deriyi delip mürekkeple doldurarak. Bakın bir şey aracılık ediyorsa arkadaşlar şu erek arak anlamını mutlaka bilin. Çokça karşılaşırsınız. Bu genellikle bir işte edatla birlikte bir şey yardımıyla aracılığıyla anlamında bağ ile verilebilir. İşte true ile verilebilir ya da işte with the help of ile birlikte verilebilir. Bunlar verilebilir. Genellikle by ile veriliyor. Şimdi burada iki tane fiil var. Birincisi delmek, ikincisi doldurmak. Değil mi arkadaşlar? İlk söylenenden yazın. Ip ip ekini de end ile verin. Zaten kalıp ifadelerdir bunlar. Bunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Evet, ilk olarak şöyle. Deriyi delip diyeceğiz. Deriyi delip. Delmek anlamında pierce'ı kullanalım. Pierce. Zaten piercing de oradan geliyor. Şöyle piercing dersem delme işlemi olur arkadaşlar. Evet. Delip değil mi? Delerek anlamını kattım zaten. By piercing şeklinde. Neyi? Deriyi. The skin. Evet. By piercing the skin. Bakın yeni yeni kelimeler öğreniyorsunuz. ıp ekini koymak için endi koydum. Şurada ipekini koydum end ile birlikte mürekkeple doldurarak Bayı zaten yazmıştım Doldurma kanalında fiilimiz fill feel fiili Filling oluyor zaten bu da Neyi doldurarak onu doldurarak filling it Filling it yani deriyi Deriyi kat Burada simgeletiyorum Sonra mürekkeple diyor ile anlamında with'i koydum with ink Evet mürekkeple dedim burada cümlede noktalanmış oldu. Aslında zor bir cümle değil. Tabi ilk başta başladığımız için biraz sizler için sıkıntı olmuş olabilir. Sizlere demiştim arkadaşlar B seviyesindeyiz ve bunları mutlaka burada öğrenmemiz gerekiyor. Kullanılan yapıları öğrenmemiz gerekiyor. Kelimeleri bilmemiz gerekiyor. Mutlaka ilerideki seviyelerde bunları hep birlikte öğreneceğiz. Devam edelim bakalım. 9'a geçtim. Herkes mesleğiyle ilgili yayınları sürekli olarak okursa kendini geliştirebilir ne var burada koşul şart var eğer okursa ss anlamında koşul şart genellikle neyle veriyoruz if clause birlikte veriyoruz arkadaşlar evet şimdi nereden başlayalım sondan başlayalım prosedürü bozmayalım o zaman zaten hep sondan gidiyoruz ya kendini geliştirebilir kim herkes kendini geliştirebilir herkes anlamında everyone'ı koyduğum belgesiz zamir Ebilmek adına anlamında kendi koydum. Geliştirme anlamında develop ya da improve process, proceed, improve, develop bunlar kullanılmaktadır. Gelişmek, geliştirmek anlamında. Kendilerini themselves demem gerekiyor tabii ki burada. Refleksif pronoun şeklinde dönüşlülük zamirleri diyoruz bunlara da arkadaşlar. İşte kendim, kendisi, kendileri, kendimiz gibi bunları böyle düşünebilirsiniz. Tekrardan üzerinden geçelim bu arada. Evet herkes kendini geliştirebilir. Bunu yazdık. Şimdi ifli yan cümle mesleği ile ilgili yayınları sürekli olarak okursa. Tamam. If ortaya geldiği için virgül ve benzeri getirmenizi unutmayın. If ile birlikte şurada başlasaydım o zaman virgül getirecektim. If'ten sonra devam ediyorum. Onlar if they. Sürekli olarak tarz harf var burada. Constantly ile verelim buna constantly. Sürekli olarak okumak. Şimdi fiil sırası. Okumak anlamında read fiili. Read dedim. If they constantly read neyi okursa neyi? Bakın mesleği ile ilgili yayınları. İlk olarak yayınlar diyeceksiniz. Yayın şimdi publish bakın publish yayınlamak demektir. Bunu isim yapmak istiyorum ben. Yayın anlamında publication. Publications oluyor yayınlar dediğimiz için. Mesleği ile ilgili diyeceğiz. İlgili anlamında burada mesleği ile alakalı işte about verebilirsiniz. Concerning, regarding, related to. Related to. Bu da güzel bir kalıptır bakın. İle ilgili anlamında, alakalı anlamında kullanabilirsiniz. Soyduklarımı da kullanabilirsiniz. Meslek, mesleği ile yani meslekleriyle. Değir, Değir. Meslek anlamında job kullanabilirsiniz. Profession'ı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Değil, profession şeklinde de kullandım. Aslında meslek dediğimiz için burada profession daha iyi uymaktadır. Zaten professional da zaten hani çalışan insan profesyonel şeklinde düşünebilirsiniz. Devam ediyoruz. Onlar tatildeyken postacıların posta getirmelerine izin vermezler. Şimdi hem burada non close yapabiliriz hem de kısaltmalı bir şekilde Jarant Infinity'ye e döndürebiliriz. Şimdi çok fazla detaylı anlatmak istemiyorum sizlere. Derya Deniz arkadaşlar. O yüzden o konular geldi, geldikçe anlatacağım. Onlar izin vermezler. Özne yüklemi bir kere yazalım bakalım. Onlar they don't ya da do not. Allow ya da permit kullanabilirsiniz. izin vermek anlamında ya da let'i de kullanabilirsiniz tatildeyken bu en son on vacation şeklinde on holiday şeklinde vereceğiz zaten bunu. Postacıların posta getirmelerine izin vermezler. Kime izin vermezler? Nesne yazalım bakalım. Post postman mı? Postman mı? Postman mi? Çoğul değil mi? Postacılar derken. Bu şekilde. Postman postacı demektir. Bu da aklınıza bulunsun. Ama posta getirmelerine. Burada to infinitive'i bağladım, kısaltma yaptım arkadaşlar. Getirme kanalı fiilimiz bring, to bring posta. İsterseniz post, in, isterseniz mail deyin. Daha farklı yapılarda kullanabilirsiniz. Bu size kalmıştır. Onlar tatildeyken. İken anlamında while verelim mi? While iken anlamında zaman bağlıcı olarak kullanılır zaten. While they are to be fiil tabii ki on holiday. Holiday on vacation şeklinde kullanabilirsiniz. 11. Bir Japon şirketi çelik yapımında öncü olarak çeliğin kalitesini arttırdı. E bu past ama basın dilinde istiyor. Demek ki bir gazetede bu çıkmış. Biz de bunu simple present tense ile verebiliriz arkadaşlar. Böyle bir ihtimalimiz de var. Bunu da bilin. Bu cümleyi simple present tense ile kuralım. Evet, bir Japon şirketi arttırdı. Bir Japon şirketi ilk olarak bir E koydum. Japon Japanese milliyeti burada vurguluyoruz. A Japanese company. Company. Evet arttırmak anlamında improve. Yine kullanalım bunu. improves oluyor bu da arkadaşlar. Simple present tense devam ediyorum. Neyi arttırdı? Çeliğin kalitesini. Nenin ifadesini off'la verelim. İlk olarak kalite diyelim. The quality Quality, bakın çok güzel kelimeler öğreniyorsunuz zaten. The quality of steel. Steel, çelik demektir. Hemen kağıdınıza, defterinize eklediniz burada. Öncü olarak. Öncü olarak. Şimdi, olma kanalında fiilimiz B fiili. Ama B fiili burada direkt gelemez bir kere. Erek arak anlamında. Bir aracılık söz konusu. Hemen by'ı az önce de kullanmıştık. Burada da kullanıyorum. Be fiili ne oluyor? By being oluyor zaten arkadaşlar. Neyden? Edattan sonra ne geliyor? Gerint ifade geliyor. Fiilin ayıncılığı hali geliyor. İsimleşti olarak anlamında olmak fiili. Öncü. Öncü anlamında pioneering, leader'ı kullanabilirsiniz. Pioneer şeklinde. Büyük yazmasın. Evet şu kaldı. Çelik yapımında kaldı. En son ifade. D'de anlamında ini koydum kesinlikle. Çelik yapımı. Bakın bunu zaten görürsünüz. İşte gazete küpürlerinde özellikle tabii ki. işte fabrika ile alakalı durumlarda. Çelik bir kere steel. Yapım anlamında da making. Tamam mı arkadaşlar? Making. Şöyle. Bunları neden bu şekilde birleşik yazdım? Çünkü bizden birleşik istiyor. Bakın çelik yapımı birleşmiş artık bir öbek oluşturmuş. Steel making şeklinde bunu kullandım. Bu artık kesinleşmiş bir ifadedir. In steel making yani çelik yapımında anlamını kattık arkadaşlar. Menkul kıymetler borsasındaki hisse fiyatları her sabah aşağı ya da yukarı doğru dalgalanır. Ne kadar güzel bir cümle. Menkul kıymetler borsasını biliyor musunuz? Stock exchange demektir. Dalgalanma kanalına fluctuate fiilini kullanalım. Yukarı doğru up Aşağı doğru down şeklinde kullanalım bunu Dalgalanır ne Şu ifade Menkul kıymetler borsasındaki hisse fiyatları ilk olarak hisse fiyatları değil arkadaşlar Hisse fiyatları da bakın tek isimdir Share prices Prices Bundan başka bir isim yoktur share prices Hisse fiyatları Demektir hisse şehir demektir zaten Aynı zamanda paylaşmak pay anlamında da kullanılır 10 dedim Tabi borsasında derken arkadaşlar borsa ile birlikte burada onu kullanıyoruz. On the menkul kıymetler borsası. Stock stock exchange Evet. Zaten exchange demek değiş tokuş demektir. Cümlede zaten bu şekilde devam ediyor. Özne konudaki ifade yazıldı. Dalgalanır diyoruz. Dalgalanmak fluctuate fiili. fluctuate Bakın fark ettiniz değil mi? Kelimelerin kalitesini ve seviyesini. Seviye tam B seviye. Tam B seviye şu an çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Kelimeleri mutlaka not edin. Evet price dediğim için fluctuate kaldı bu şekilde. Nasıl ama? Zarf yazacağız. Aşağı ya da yukarı doğru. Fluctuate de zaten birlikte birleşiyor. Şöyle yukarı dedim. Fluctuate up. Yukarı doğru. Or down aşağı doğru dalgalanır dedim. Her sabah diyorum. Her sabah every morning diyeceksiniz ki hocam burada morning in almıyor mu? In the morning biz biliyoruz. İşte bazı edat almayan durumlar non preposition dediğimiz durumlar varsa şunlar vardır. Bakın every, next, last, second işte daha farklı ifadeler. Şimdi a 1 a kursumuzda zaten bunları vermiştik. Bunları gördüğümüz zaman arkadaşlar zaman ifadesinde tercih ettiğiniz zaman herhangi bir edat almazlar. Bunu belirtelim. Devam ediyoruz. Fabrika bacasından çıkan zehirli atıklar atmosferi kirletir. Ne kirletir? Şu. Fabrika bacasından çıkan zehirli atıklar. Öncelikle zehirli atıklar diyeceğim tabii ki. Taksik toxic atıklar waste kullanalım. Bakın waste atık demektir atıklar waste bu şekilde atıklar zaten harcamak anlamına da geliyordu biliyorsunuz ya da kaybetmek anlamında değil mi? Olumsuz şekilde tabii ki kaybetmek anlamında harcamak anlamında toxic waste. Şimdi çıkan dediği için burada ejected close olabilir ama bunu basit bir şekilde de verebiliriz. Burada edatla birlikte from denden anlamında yani oradan çıkmıyor mu zaten arkadaşlar? Bunu verirsek bir sıkıntı olmaz. Fabrika bacası. From the fabrika factory factory baca chimney. Chimney. Evet şöyle fabrika bacasından çıkan zehirli atıklar. Evet oldu özne konumdaki ifade atmosferi kirletir diyeceğiz. Kirletme kanında fiilin pollute fiili. Pollute kirletir. The atmosphere. Evet. Atmosphere. Doğru yazdık. Biraz yazımı da zaten zor bir kelime. Cümlede noktalandı. Güzel bir cümleydi. 14. Bu doktor bazen yüksek hasta sayısına rağmen tatilini ertelemiyor kendi tercihi. Bu doktor ertelemiyor. Hemen özne yüklemi uydurduk. This doctor is doctor. Bazen ertelemiyor. Bakın bu şekilde. İlk olarak yardımcı fiilimiz doesn't sometimes hatta sometimes'ı şurada yazacağım. İlk defa burada yazacağım. Sometimes this doctor doesn't doesn't ertelemek fiili isterseniz delay'i kullanın isterseniz postpone kullanın. Postpone. Ertelemek, geciktirmek anlamlarında kullanılmaktadır. Ben burada postpone kullanacağım arkadaşlar. Mesela kargonun gecikmesi böyle anlatılabilir. Ertelenmesi, herhangi bir şeyin ertelenmesi bu şekilde anlatılabilir. Şimdi şu kaldı. Tatilini ertelemiyormuş. Onun his ya da her'ı kullanabilirsiniz. İlla burada erkek olacak diye bir durum yok tabii ki. Vocation ya da holiday. Vocation'ı kullanın. Tatil demek. Yüksek hasta sayısına rağmen rağmen ifade, eramenli ifade, zıtlık bağlacı ya da edatı edat. Çünkü bu isim öbeği. Bunlar nelerdir? Despite ve in spite of. Sadece bunlar kullanılmaktadır. Despite'ı kullandım. Yüksek. Hasta sayısı. The high. Yüksek demektir. Sayı anlamında tabii ki number'ı kullanacağız. Number of arkadaşlar yapı. The high number of patients. Patients. Evet cümleye notalandı. Zaten patient'ın başka bir anlamı da var. Ne? Sabırlı. Impatient sabırsız şeklinde kullanılabilir. Yöneticilerden biri trafik kazası geçirdiğinde bile müdür toplantıyı ertelemez. Dığında deyinde when Hemen fark ettim. Bile anlamı da var. Even birlikte verebiliriz. Hemen başlayalım mı? Bakın even'ı başta yazın arkadaşlar. Even when. Even when. Yöneticilerden biri trafik kazası geçirdiğinde. Yöneticilerden biri özne konumunda. Then bir anlamda one of yapısını kullanın hemen. One of the managers yönetici anlamında kullanabilirsiniz. Managers. One of the managers. Trafik kazası geçirmek anlamında have fiiliyle birlikte verin mutlaka bunu arkadaşlar. Siz siz olun have de birlikte verin. Bu da has oluyor zaten. Simple present tense devam ediyor. Bir trafik kazası. A traffic, a traffic accident. accident has a traffic accident. Geçirdiğinde beni başta yazdığınız için bakın bağlaştı cümleyi. Yan cümleyi başta yazarsanız virgülle mutlaka ayırın. Eğer yan cümle bağlaştı cümle ikinci cümle olarak yazmak istiyorsanız herhangi bir virgül gerekmez. Bu da aklınıza bulunsun. Müdür toplantıyı ertelemez. Müdür burada da müdür yazdık ama yine manager'la devam edelim. The manager Zaten onu çiz, ayırt edersiniz herhalde. Ya da patronda yazabilirsiniz arkadaşlar. Boss şeklinde. Ertelemez. Doesn't. The manager doesn't. Ertelemek anlamında. Postman'ı yine kullanalım. İkinci kez kullanıyorum ki aklınızdan hiçbir zaman çıkmasın. Neyi? Toplantıyı. The meeting. Meeting. Nokta. Tam B seviyesinden yürümeye devam ediyoruz. Her askeri birlik savaş sırasında düşmanları caydırmak için kendine özgü önlemler alır. Şurada savaş sırasında hemen bunu başlangıçta yazalım. Sırasında sırasınca anlamda edat olarak ne biliyoruz? During'i biliyoruz. Evet. During the war. Savaş sırasında, savaş esnasında bir gülü koydum. O bitti benim için. O ifade gitti. Kaldı diğerleri. Her askeri birlik önlem alır. Burada. Her askeri birlik. Her anlamında içi biliyoruz zaten. İç koydum. Askeri military. iç military birlik unit. Unit. Evet önlem, önlem almak anlamında take measure kullanabilirsiniz. Take precaution kullanabilirsiniz. Precautions şeklinde. Take'i mutlaka kullanıyorsunuz almak anlamında arkadaşlar. Bu da ne oluyor? Takes oluyor. Tekil olduğu için kendine özgü. Kendine özgü anlamında şöyle bir kere own'u kullanacağız burada kendine anlamında. O zaman şöyle diyeceksiniz. It's own it's own precautions. Evet. Precautions. Yani tedbir anlamında o değil. A ile yazacağız. Zaten caution tedbir, ihtiyat demektir arkadaşlar. Precaution da zaten bu şekilde kullanılıyor. İstersen caution kullanan, istersen precaution kullanın. ikisini de burada göstermiş olayım. Şu kaldı. Düşmanları caydırmak için, mak için, mak için amaç bir derin ifade ve kendinden sonra ne alıyor? Fiil alıyor. Sadece fiil. To'yu kullandık az önce. Burada da in order to'yu kullanalım. In order to. Artık her şey serbest. Atış serbest arkadaşlar. Zaten bu yapıları, bu konuları zaten göreceksiniz. Buradan da üzerinden geçiyoruz ki oraya geldiğimiz zaman da hiçbir afallama, hiçbir sıkıntı, problem olmasın. Evet, caydırmak anlamında deter kullanalım. Caydırmak, pes ettirmek anlamında, bıktırmak anlamında deter enemies. Enemies, düşmanları. Enemy zaten düşman demektir. Dağın tepesindeki insanların insanları kurtarmak için uzman bir ekip daima bekler. Yine bir amaç bilirliğinin ifade var. Mak için, make için anlamında. Öncelikle şunu yazabiliriz. Uzman bir ekip daima bekler. Bir anlamında e mi, en mi? En. Bence en. Çünkü uzman anlamında expert'ı kullanacağım ben. Expert. En expert. Ekip, team'i kullanabiliriz. Genellikle kullanılır takım, ekip anlamında. Evet daima anlamında always'i kullanalım. Always always beklemek wait. Wait. For yazmayacağım. Çünkü burada için anlamında fiille birlikte bağlamam gerekiyor. O yüzden wait to diyeceğim arkadaşlar. Çünkü burada bunu kullanmam gerekiyor. Yoksa waiting for, wait for kalıbını hepimiz biliyoruz zaten. Bir şeyi birini beklemek anlamında. İnsanları kurtarmak için To'yu yazdım burada. So as to'yu kullanalım mı? So as to. Bu da üçüncü olsun. Hadi. Bakın hepsini gördük. To kullandık. In order to ve so as to da burada kullanılıyor. Mak için mek için anlamında. Mak amacıyla mek amacıyla anlamında. Kurtarmak anlamına geliyoruz hemen. Rescue. Rescue. Kurtarmak demektir. Rescue. Kurtarıcı anlamında da kullanabilirsiniz. Neyi? Rescue people. insanları ama dağın tepesindeki dağın tepesinde şöyle diyelim on the, on the mountain top diyebilirsiniz. On the top of the mountain diyebilirsiniz. Farklı varyasyonlarla verebilirsiniz. Mountain top. Dağın tepesi anlamında. Evet zirvede kullanabilirsin. Peak mesela burada aklınıza gelebilir arkadaşlar. Savaşın devam etmesini, etmesini isteyen insanlara rağmen cümle var burada. E rağmenli ilk defa yazacağız. Hep barış hüküm sürer. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Hep barış hüküm sürer. Hüküm sürmek güzel bir fiildir. Hüküm sürmek, hükmetmek, yenmek, galip o, galip gelmek anlamında da kullanılır. Prevail mesela o fiil aklıma geliyor benim. Barış. Peace. Peace. Prevail. Prevail ama. Barış hüküm sürer ama hep kaldı. Şurada hep'i de koyalım. Peace always prevails. Barış daima kazanır anlamını da zaten buradan getirmiş oluyoruz. Eramen'i koyalım hemen arkadaşlar. Savaşın devam etmesini isteyen insanlara Hayır cümle yokmuş. Ben yanıldım. Burada isim ebeği var. Uzun olsa bile. insanlara rağmen bakın isim ebeği burada. Despite'ı kullandık az önce. Burada da in spite of kullanıldı. Bakın başka yoktur arkadaşlar. ikisinden başka. In spite of ve despite. Evet insanlar. In spite of people. Burada. Ama devam etmesini isteyen. Şöyle isteyen insanlar. Ejective clause'u gördünüz zaten isteyen insanlar. People'dan sonra who'yu koyun. Koydum hadi. Ejective clause'da relative word'lerden bir tanesi. Who want. Who want. Bakın isteyen insanlar oldu. Tersten oku oluyor. Devam etmesini isteyen. Ama neyin? Savaşın. Bakın savaşı isteyen. Şöyle diyeceğiz. Want. Want the The war. Bakın savaş istiyor ama devam etmesini. Devam etmek anlamında burada isimden sonra da to infinity zaten getiriyoruz. To continue. To keep going. İşte burada go on. Ya da işte burada devam etmek anlamında proceed. Mesela bunlar. Kullanılabilir. Continue genellikle kullanılmaktadır. Tabii ki devam etmek anlamında. Evet. Cümlemizde noktalandı. Eğer bir pilot güvenli bir acil iniş yaparak bir uçak kazasını önlerse görevini tamamladığı için güler. Garip bir cümle olmuş. Tekrardan şöyle bakalım. CC anlamında koşul şart if clause var arkadaşlar burada. Hemen başlayalım bunları isterseniz. Şöyle bir uçak kazasını önlerse. Hadi buradan başlayalım ne bir pilot. Eğer de var zaten burada gördüğünüz gibi. If a pilot if a pilot önlemek anlamında prevent'i kullanalım. Prevent önlerse prevents olacak tabii ki bu da. Neyi önlerse bir uçak kazasını nesne konumdaki ifade e bir uçak plane kaza, crash ya da accident kullanabilirsiniz. A plane crash. Bir uçak kazasını önlerse. Güvenli bir acil iniş yaparak, erek arak anlamında bayı kullanalım hemen burada. Baydan sonra iniş yapmak anlamında. Şöyle. Şunu bakın iniş yapmak tamam şunu biliyoruz yani. Land biliyoruz şurada. Land biliyoruz. İniş yapmak anlamında. Take off da kalkmak anlamında. Ama burada bunu daha da iyi bir şekilde vermek için arkadaşlar make landing diyeceğim. Neden? Neden? Çünkü güvenli bir acil iniş. Bakın. Bu öbek oluşturmuş. Bu sıfat tamlaması mutlaka vermem gerekiyor. Neyle vereceğim? İniş. Landing ile vereceğim. Anladınız mı şimdi? Landing'i şimdi sıfat tanımlamasıyla süsleyeceğim. By. By'dan sonra making diyeceğim tabii ki şöyle. By making güvenli acil bir iniş diyeceğim arkadaşlar. E'yi koydum tabii ki miktar sıfatı. Güvenli anlamda safe'i koydum. Acil anlamda emergency'yi biliyoruz. Emergency landing. Şimdi ne demek istediğimi anladınız mı arkadaşlar? Virgülü koydum. Neden? Bakın if'i başta yazdım. Başta yazdığım için virgülü koydum. Önlerse görevini tamamladığında burada ekstradan da bir sebep sonuç bağlacı var. Dığında, diğinde anlamında. Şöyle dığı için, diği için anlamında. Because'lu gruplu vardı ya. Because, as, seen, seeing, as, seeing, that, on the grounds, that, now that, in that. Bunlar çok zaten. Because'u kullandım. Hadi. Burada genelde bildiğimiz ifade şöyle küçük yazmak istiyorum. Because he ya da she, she diyelim pilot'a she tamamlamak fiili complete'i kullanalım. Complete because she completes. Bakın görevini tamamladığı için için şöyle görevi de mission diyelim arkadaşlar. Her mission, mission görevini tamamladığı için Sadece şu kaldı. Güler. O güler diyeceğim. Aslında şöyle ister burada yazarız. Şurada. Şurada yasak yazsak daha iyi olur aslında. She gülümsemek mi diyelim? Gülümsemek diyelim. O zaman smile'ı kullanacağız. She smiles dedim. Tamam aslında cümle noktalanmış oldu. İster bu ifadeyi mission'dan sonra yazın. isterseniz de şimdi yazın arkadaşlar. Hiç fark etmez. Cümle noktalandı zaten bizim için devam edebiliriz. Çoğu etçil hayvan avlarını yakalamak ve öldürmek için sivri ve keskin dişlerini kullanır. Kullanır kim ne, ya da ne çoğu etçil hayvan. Etçil anlamında carnivorous'u kullanalım. Çoğu anlamda most'u kullandım. Carnivorous şöyle olacak. Etçil anlamında kullandık. Hayvan anlamında da animalsı getirdim. Sıfat anlamında oluştu. ve özne konudaki ifade de yapıldı. Kullanma kalımla filmimiz use fiili neyi kullanır? Sivri ve keskin dişlerini. Önce ilk söylenen itibaren yazmaya başlayın. Dişlerin dediği için onların demem gerekiyor ilk olarak deer, deer. Sivri anlamında burada şunu kullanın. Yani ikisini de şartla birlikte verebilirim. Bakın hem sivri anlamında hem de keskin anlamda. İkisi de zaten sivri ve keskin anlamında şarp olarak kullanılıyor arkadaşlar. O yüzden burada sivri anlamında farklı bir kelime kullanalım. Pointed'ı kullanalım. Pointed. İşte pürüzlü, sivri anlamında. Hadi kullanmış olduk bunu da. Zaten şarp da zaten sivri demektir. O yüzden bunu ayırmak gerekiyor burada. Pointed and Şarpı hadi burada keskin anlamda daha çok kullandığınız için bu anlamda kullandım. Dişler diyeceğim. Teeth şu şekilde. Zaten tut diş, teeth dişler demektir. Şu kaldı. Avlarını yakalamak ve öldürmek için. Mak için mak için anlamda yine burada amaç bildiren ifade tuğuyu kullandım burada. İlk olarak yakalamak diyeceğim. Çünkü ilk dönemden itibaren yazmaya başlayın. Yakalamak. To catch. Catch. And, öldürmek, kill, kill, şu kaldı avlarını, değil mi? avlar anlamında preyi kullanalım arkadaşlar, praise. Their praise şeklinde kullandım avlarını. Devam edelim. Müfettiş yılda bir kez, once a year, onu biliyoruz zaten, okul yönetim kurulu toplantısına baş konuşmacı olarak katılır müfettiş katılır. The ile birlikte başlayalım. Hadi bakalım. Inspector müfettiş, denetleyen anlamında kullanılır. Katılmak anlamında join, attend kullanılır. Ama attend biraz daha böyle resmi alanlarda daha çok kullanılır arkadaşlar. Attend dedim. Neye katılıyor? Okul yönetim kurulu toplantısına. The school yönetim anlamında board'u kullanalım. Yönetim kurulu daha çok tabii orada kullanılmaktadır arkadaşlar board şeklinde Toplantı, meeting şöyle the school board meeting okul yönetim kurulu toplantısı şeklinde kullanılır ona katılıyormuş baş konuşmacı olarak kaldı baş konuşmacı olarak olarak anlamında sevgili arkadaşlar ezi kullanın ezin tabi çokça anlam olduğunu söylemiştim zaten İşte gibi anlamında, dığı gibi anlamında Den dolayı anlamında. Burada üçüncü olarak da gördüğünüz olarak anlamında kullanılıyor. Baş konuşmacı. Baş konuşmacı baş anlamında chief'i kullanalım. Chief işte basic, fundamental ama chief daha çok kullanılıyor tabii ki. Speaker. Speaker. Şu kaldı sadece arkadaşlar. Yılda bir kez zaman ifadesi. Bir kez zaten once öğrenmiştik. Once a year dedim noktayı koydum. Hükümet başvuru işlemlerinde yavaş davrandığı için yaşlı insanların çoğu barınma yardımı alamıyor. İki tane cümle var. Birinci sebep sonuç bağlıcıyla bağlamış. Duyu için. Ve kendinden sonra cümle alacak. Because'lu olanlar var ya işte onlardan bahsediyorum. Burada da sinsi kullandım. Because'da kullanabilirsiniz. Evet. Hükümet davrandı. Hükümet davranır diyeceğim arkadaşlar. The government ile birlikte başlayalım. The government davranmak anlamında burada hareket etmek anlamında act fiilini kullanalım. Acts oluyor bu da. The government acts yavaş ama yavaş daralıyor. Slowly zarf istiyor bizden. Onu da koyduk zaten. Başvuru işlemlerinde kaldı. Dede anlamında mutlaka zaten in vereceğiz. In başvuru anlamında işlem başvuru işlemleri diyeceğim arkadaşlar şöyle. Application zaten başvuru demektir. Application işlemler anlamında da prosesle birlikte verilebilir. Yani işte proses süreç anlamına da geliyor zaten. işlem süreç gibi proses şeklinde verdim. Hatta in dersem daha uygun olur. In the application process. Tamam. Burada bağlayıcı önce yazdığım için virgülü koymam gerekmektedir. Şöyle virgülü koydum. Şuradayız. Yaşlı insanların çoğu barınma yardımı alamıyor. Alamıyor. Alabiliyor, alamıyor. Ken, Can, kent oluyor arkadaşlar burada. Yaşlı insanların çoğu burada özne konumdaki ifade. Şöyle diyelim. Most yaşlı anlamında older diyelim şöyle. People most older people. Yaşlı insanların çoğu şeklinde ya da çoğu yaşlı insanlar ya da most of the old people şeklinde bunu evirebilirsiniz zaten. Şu şekilde. Most of the old people. Most of yapısı işte nın çoğu anlamında tabii daha çok kullanılmaktadır bu şekilde. Yani bunlarla evirip çevirip oynayabilirsiniz. Hiç problem değil. O anlam zaten aşağı yukarı çıkmaktadır arkadaşlar. Tamam alamıyor diyor. Can't'ı koydum hemen ya da cannot da kullanabilirsin. Neyi? Barınma yardımı. Barınma isterseniz shelter kullanın. Shelter tabii daha çok böyle doğa ile alakalı barınmak, sığınmak anlamında. Housing derseniz housing, barınmak, barınma anlamında kullanmış olursunuz. Yardım anlamında da helps şeklinde ya da benefits şeklinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere tavsiyemdir. Amerikan şiir tarihinin en seçkin ve verimli dönemleri 1950'lere dayanmaktadır. Dayanmak anlamında zaten bunları görmüştük. Genellikle kullanılan da zaten date back fiili. Amerikan şiir tarihinin en seçkin ve en ve verimli dönemleri özne konudaki ifade. Şunu ofta vereceğim zaten. İlk olarak en seçkin ve verimli dönemler diyeceğim. Ne var burada? En dediği için süpülatif var. The most birlikte bağlıyorum. Neden the most? Seçkin anlamını katmak için distinguish fiilini kullanacağım. Bu da ed takısı eklerse seçkin anlamında kullanmış oluruz. Distinguish ayırt etmek anlamında, seçmek, seçkin olmak anlamında kullanılmaktadır. ED takısı eklerim seçkin olduğu. End dediğim verimli anlamda productive ya da efficient şeklinde de kullanabilirsiniz and productive periods. Periods. Tamam. Of'u koydum hemen. Amerikan şiir tarihi. Şöyle tarihinin of American American Amerikan şiir şiir poetry diyelim. Şiir anlamında. Poet ya da poetry tabi kullanılmaktadır. Poetry şu şekilde. Hani şiirsel anlamında Tabii bu daha çok kullanılır. Poet de şiir demek ama o biraz daha hani şiir anlamında bunu dönem anlamında kullanıyoruz arkadaşlar. Poetry bu şekilde bir farkı var tabii ki. History. History. Date'deki kullanacağım. Date back. Date back neye? to'yu da hadi ekleyelim. Biraz daha belirgin hale getirelim. Date back to. E, a dayanmaktadır anlamında. 1950'ler. Şimdi 1950 diyelim. The 1950. Bunu nasıl vereceğiz? S ile birlikte. Şu şekilde. Bunu nasıl okuyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle ikiye ayırın bunu. 19'u okuyun. Sonra sonra 50'yi okuyun. Sonra şöyle çoğul ekini belirtin. Bakın ben okuyayım sizler için. 19 50 şeklinde tamam. Bunu iki iki okursanız karıştırmadan okursunuz. Annesi her sabah Ayşe'yi derin uykusundan uyandırmak için bayağı çaba sarf ediyor. Çaba sarf etmek anlamında make effort arkadaşlar. Annesi, onun annesi her mother makes oluyor zaten burada. Makes ama bayağı çaba. Baya anlamında, büyük bir çaba anlamında great'i kullanalım. A great bir anlamında great'i kullandım. A great effort. Effort çaba anlamında, gayret anlamında kullanmış olduk. Ve yine mak için, mak için anlamında amaç bilen ifade to'yu koydum. Uyandırmak anlamında neyi kullanalım arkadaşlar? Wake up'ı kullanalım. Wake'i kullandım. Kimi? Wake Ayşe. Ayşe'yi uyandırmak için dedim. Ama derin uykusundan. Onun derin uykusundan ama. Her derin anlamda deep sleep. Her deep sleep. Her sabah kaldı. Everyday ifadeler olduğu için herhangi bir edat almaz. Demiştik zaten bunu. Nokta. Son cümlemiz. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti birçok devlet dairesinde sigara içmeyi yasaklamaktadır diyoruz. Yasaklama kanununda prohibiti kullanabilir, beni kullanabilir. Tabii bunlar güzel fiillerdir arkadaşlar. Kullanılmaktadır. Özne konumundaki ifade şu. Hemen bunu yazalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri diyeceğiz. The United Nations zaten bunu biliyoruz arkadaşlar değil mi? İşte neden the aldığını mesela sorabilirsiniz orada. Zaten A1 ay kursumuzu açıklamıştık. Bazı bakın bazı ülkeler the alıyor arkadaşlar. Bunun çoğul gibi gösterdiği için. Mesela Netherlands dediğimizde, Maldives işte the United States şeklinde. Bunlar the alıyor. Çoğu zaten the almıyor. Seçkin zaten alanları bazıları public'i koyduğunuz zaman yani cumhuriyeti koyduğunuz zaman Türkiye Republic değil de işte The Republic of Turkey. Bakın The Republic of Turkey. Orada D alıyor. Republic ile birlikte kullanabilirsiniz. Şu küçük hatırlatmayı da yapalım. The United States Amerika Birleşik Devletleri Government Hükümeti yasaklamaktadır. Prohibit prohibits. Prohibition mesela yasak anlamında kullanılmaktadır. Onun ismi halidir arkadaşlar. Bunu da hatırlatalım. Neyi? Sigara içmeyi. Smoking. Smoking. Sigara içmeyi yasaklamaktadır. Birçok devlet dairesinde. DDA anlamında burada. ini kullanalım. Birçok anlamda most'u kullanalım. Çoğu anlamında tabii ki ya da işte bunu kullanmazsanız sizlere tavsiyem many kullanabilirsiniz. A lot of'u kullanabilirsiniz. Lots of'u kullanabilirsiniz. Bunlar sayılabildiklerinden dolayı bunları kullanıyorum. Miktar sıfatlarından bahsediyorum. Many kullandım. Birçok. Devlet dairesi. Devlet dairesi demek için ilk olarak government dersiniz. Government departments. Departments. Devlet. Devlet dairesi dedim arkadaşlar. Noktayı da koyun. Evet 25 tane ilk adet burada. 5. parti noktalamış olduk. Şimdi yine devam edeceğiz arkadaşlar bu şekilde. Ta ki neye kadar? 100. cümleye gelene kadar ve pratiklerimizi maksimum seviyeye çıkartana kadar. Sizler bütün kelimeleri not aldınız. Biz 6. parta gidiyoruz. Hoşçakalınız.